Hanımefendi, buranın durumu şöyle. Bizim insanlarımızda duyarsızlık var. Gelir piknik yaparlar, çöplerini bırakır giderler. Artık da zaten etrafta bir herhalde kanalizasyon yetersizliği var. Haliyle etraftan gelen pis su da baraja birikiyor. Ondan dolayı su da bozulma yöntemini buluyor. Balıklar işte bu insanlarımızın attığı çöplerden giriyor suya. Baraj berbat oluyor. Yosunlaşıyor. Balık da haliyle ölüyor yani. Hep böyle mi burası? Hep böyle. Ne kadar insanları uyardıysak da faydası olmadı maalesef ki ne biz. Bak ben buraya çöp bidonu koydum. Çalıp çöp bidonunu götürüyorlar. Burada devlet tabela koydu. Tabelaları söküp götürüyorlar. Yani bunu ne devlet bir şey yapabiliyor ne de bizim insanlarımız yapacak bunu. İnsanlarımız temiz olacak ki barajımız da temiz olsun. Bunu biz hepimiz içiyoruz. Yani görünüyor işte şuralara bak. Yani gelen atıp gidiyor yani bunu. Biz ne kadar temizlesek de. Çöp atıp dökmek yasaktır diyor ama pek de uyulmuyor galiba. Çekmiş götürmüşler ki zaten orada bir şey yok. Orada polis uyarısı var. Dikkat edin arabalarınızı kilitli tutun ama onu da çektiler. Onu da mermiyle silahla delmişler yani onun da bir faydası yok. Buraları pis etmek de bizim insanlık ayıbımız. Hani buralarda en azından balık tutmaya geliyoruz, pikniğimizi yapıyoruz, ailemizle geliyoruz. Hani buraları daha temiz bırakmamız lazım. Mesela ilerleri o kadar pisletmişler ki o şekilde de bırakıp gitmişler. Hiç temizleme falan yok. Hani normal. Buradan çıkan balığı herkes tutuyor ve yiyor. Tabii böyle bir şeyin olmasını istemiyorum. Hani buna da biz değil yetkililer önlem alması gerekiyor. Hani artık yetkililere söylüyorum. Hani bakabildiği kadar baksın, denetlemeyi artırsınlar. Peki.